Merhaba arkadaşlar, ben mixup.com'dan Berk Öztürk. Enstrümanları Tanıyan'ın video serisinin bir başka bölümüne daha beraberiz. Karşımızda Harmor Synthesizer'ı var. Harmor Synthesizer'ı izlemeden önce e, sizden birkaç şey isteyeceğim. İlk olarak Harness videosunu izleyin. Harness, Harmor'un e, bir alt seviyesi olarak düşünebilirsiniz. Yani Harmor, Harness biraz daha gelişmiş halidir. Bunun yanında e, oldukça gelişmiş bir enstrümandır. Kafa karıştıracak çok fazla şey var. Efsumanın içinde lüzumsuz sayılabilecek veya fazla detay sayılabilecek oldukça fazla şey var. Adamlar atıyorum e, volume fader'ı koymak yerine e, fader'ın adını mesela volume yaparlar. Ancak sen ona baktığın zaman envelope e, multiplier vesaire çıkar. Yani mühendislik e, bilgisi gerektirebileceği şeyler çıktı içinde. Frequency domain, time domain vesaire. bunlardan biraz... Ama ben fazla kafanızı karıştırmamaya çalışacağım. Yüzeysel şekilde anlatacağım bazı şeyleri. Çünkü bizim amacımız bunu sound design için kullanmak, mühendislik için kullanmak değil şu anlık. Ee, genel hatlarıyla ben sizin bu, bu enstrümanı güzel bir şekilde anlatacağım ve neredeyse bütün notları, faderları üzerinden gideceğiz. Sadece belirli şeyleri atlayabilir Çünkü cidden lüzum yok aklınızı karıştırmaya diye düşünüyorum ben. Şimdilik arkadaşlar şöyle başlayalım. Harmor arkadaşlar hem additive synthesis hem de subtractive synthesis teknolojilerini birleştiren bir sintizayırdır. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? E, verilen frekans ve amplitude verilerini modifiye ediyor. Yani e, manipüle ediyor. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar Harmor'un amacı sesin harmonikleriyle oynamak. Yani o wave form'a çevirmeden önce sesin harmonikleriyle oynuyorsunuz. İşte bu harmonikleri klonlayabilirsiniz. O harmoniklere efekt verebilirsiniz. inharmonik hale getirebilirsiniz. Voice eklersiniz. Filter. Pitch ile oynarsınız. Articulator'larla oynarsınız vesaire ve kendinize ait unique, özgün bir ses elde edersiniz. Yani bizim amacımız burada sesin harmonikleriyle, parçalarıyla oynamak. Burada zaten görebiliyorsunuz. Fundamental frekansımızı, parçalarımızı burada görebiliyorsunuz. Şimdi sesi üretirken arkadaşlar biz bu timbre denen kısımdan üretiyoruz. İki tane e, ses dalgası seçeneğimiz var. Ayrıca bu synthesizer aynı silent'te de olduğu gibi iki e, kısımdan oluşuyor. Yani böylece dört tane oscillator kullanabiliyoruz. Aralarını mix yapabiliyoruz bu şekilde. Şimdi mesela ben buna tıklayayım ve hemen burada bir kontrolümüz geldi. Harmonik seviyelerini kontrol ediyoruz birinci waveformumuzun. Şimdi harmonik işleme mantığı ses dalgalarının sine wave'lerden oluştuğu şeklinde. Yani sonuçta biz harmonikleri kontrol ediyoruz. Hemen ben bunu size göstereyim. Bakalım harmonik seviyeleri kontrol edelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane sine wave elde ettik. Ve elimize sadece fundamental frekansımız kaldı. Biz bunun üstüne diğer sine wave'leri ekledikçe, ekledikçe şöyle görelim. Yani siz buradaki mantığı anlamışsınızdır. Bütün ee, bu waveformlar arkadaşlar sine wave'lerden elde ediliyor. Sesi harmonik ekleyerek oluşturabiliyoruz. Burada kendi e, wave shape'inizi yüklersiniz. Varsayılan buradaki şekilleri kullanırsınız böyle vesaire. Kendi waveformunuzu harmonik seviyeleri kontrol ederek oluşturabilir veya dediğim gibi varsayılan bir tane yükleyebilirsiniz. Bunun dışında bunun e, oynayabilirsiniz. Başlangıcını buradan değiştirebilirsiniz. ayrıca faz varyasyonu ekleyebilirsiniz. Randomness ekleyebilirsiniz. Yani rastgelelik. bu tamamen dinlemeyle yapılacak bir şey. Kulakla yapılacak bir şey. Dikkat ederseniz burada iki waveform arasında morph yapabiliyorduk. Bu morphing'in nasıl yapılacağını buradaki kısımdan seçebiliyorsunuz. Buraya fazla aslında kafa yormanıza gerek yok. Ancak sadece crossfade gibi düşünebilirsiniz bunu. Morphing'in nasıl gerçekleştirileceğini buradan seçebiliyorsunuz. Bunların ne yaptığını görmek için sağ tarafta parçalara neler olduğunu izleyebilirsiniz. <laughs> Karşılara forma neler olduğuna bakarak kendiniz bir ee, morphing biçimi seçebilirsiniz. İki formu da kullanmak istiyorsanız. ikisini bu şekilde seçebilirsiniz. Ve biraz da kulağınızı kullanarak aradaki morphing'i nasıl gerçekleştireceğini seçebilirsiniz. Ben Harmor hakkında e, İngilizce bir blog yazısı yazıyordum. Kendim bir şey yazıyordum açıkçası bunu. Yani paylaşmıyordum internette vesaire. Sadece belirli durumlarda oldu bu. Bunun sebebi Image Line'ın Harmor'daki belirli kontrolleri, mesela buradaki crossface seçeneği, morphing seçeneklerini vesaire anlatmamasından dolayı böyle bir şeye başlamıştım. Eğer fazla detayını merak ediyorsanız oradan buradan topladığım bilgilerle oluşturduğum o blok yazısını istiyorsanız okuyabilirsiniz. Ben sadece kafa karıştırmamak için fazla detaya girmiyorum. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar e, sub kısmımız var. Bu Bunun amacı sesimize sub base eklemek Fundamental ee, şöyle diyeyim root notamızın arkadaşlar tamam root, not, root notamızın ee, bir oktav aşağısı olarak düşünebilirsiniz. Buradaki sub 1. birincisi root notanın bir oktav aşağısına sub bass ekliyor. Bakalım burada. Diğerleri ise onu takip eden bass frekansları. Bakın bakın. Benim konuşmam bile gerek yok. Yani analiz ekranına baktığınız zaman bu arada bu şekilde açabilirsiniz. Spectral analiz ekranına. Octave Hertz olarak da değiştirebilirsiniz tabii ki ancak kalsın şimdi default olarak. Şimdi bunun yanında sub base kısmının yanında bir de protect kısmı var. Protect'in amacı çeşitli işlemlerle e, buradaki eklediğimiz sub base'in ...yok olmasını önlemek. Yani sub bass'i koruyor olarak düşünebilirsiniz. Eğer o sub bass'in kuvvet kaybettiğini düşünmeye başladığınız zaman... ...veya filter, efekt bir sürü şey eklediniz ve artık sesle bass kalmadı... ...gibi düşünebilirsiniz. Buradan protect'i açarsınız. Şimdi yanında <laughs> clip kısmı var. Burada e, clipping türü seçebiliyorsunuz. Soft clipping veya e, hard clipping yapabiliyorsunuz. Buradan da görebilirsiniz soft clipping ve hard clipping arasındaki farkları. Ben bu linki açıklamaya koyacağım sizler için. Sol taraftaki arkadaşlar hard clipping yaptığımız zaman bakın sesin ses algısının üstleri nasıl düzleşiyor ve harmonik sesin harmoniklerinde neler yapıyor. Buradaki distortion'u görebilirsiniz. Ve sağ taraftaki ise arkadaşlar soft clipping daha yani yumuşak bir clipping yapmamızı sağlıyor ikisinin hem waveform olarak hem de harmonik olarak karşılaştırmasını görebilirsiniz Şimdi ekranımıza geri dönersek biraz da biz inceleyelim bunu Şimdi iki tarafa da hem veken diye hem de buradaki display'e iyice bakmanızı istiyorum ben sizden Bakın soft clipping yapıyoruz. Köşeleri nasıl e, yumuşak bir şekilde clipping yapıyor. Yani oldukça kullanışlı bir şey eğer farklı e, clipping çeşitleri istiyorsanız. Enteresan clipping çeşitleri var. Kendiniz bunlarla uğraşabilirsiniz. Şimdi gelelim yine fazla detaya girilen ve çok kişi tarafından anlaşılması biraz sıkıntı yaratan volume art unitine. Şimdi arkadaşlar bu kısım aslında volume art unitidir. Sesin e, efektlerden önce forma dönmeden önce uğradığı son yerdir sinyal akışında. Burada görebilirsiniz. Bunu yerine tabi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane farklı kontrolümüz var. Mesela diyeceksiniz ki hemen burada volume, volume faderımız var. Burada Effect faderımız var vesaire. Ancak biraz farklı buradaki olay. Ben sadece detaya girmeyeceğim. Ne olduğunu anlatacağım. Aklınızı karıştırmak istemiyorum. Ancak yine de söyleyeyim. Şimdi buradaki Effect faderı basit. Sadece efekt ee, mixini ayarlayabiliyoruz buradan. Efektleri. Yanında volume ve envelope faderımız var. Şimdi vol fader arkadaşlar ee, envelope multiplier. Buradaki envelope Fader'ı ise frequency domain envelope multiplier. Şimdi bunlar ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bir time domain vardır, bir de frequency domain vardır. Time domain e, sesin zaman içindeki değişimini inceler arkadaşlar. Frequency domain'de sesin frekansındaki değişimini inceler. Yani buradan bir mantık yürütürsek envelope fader'ını e, hareket ettirdiğimiz zaman sesin frekanslarında bir değişiklik görmemiz mantıklı olur. Ve ayrıca dikkat ederseniz altında envelope yazıyor. Demek ki bunun articulator arkadaşlar bizim ADSR envelope'umuz olacaktır. Buradan görebilirsiniz. Şimdi e, sol kısmında volume fader'ımız var. Bu da envelope multiplier'dı. Şimdi ben ikisini de e, kullanacağım ve neler olduğunu size göstermeye çalışacağım. Bunu internette hiçbir yerde bulamazsınız. Ben çok fazla araştırmıştım. En sonunda dedim iş başıma düştü. <laughs> kendi kendimi okumak için aslında blog yazımı yazmıştım bunu. Şimdi bakalım görelim neler oluyor. İlk olarak buradaki parçalara bakmanızı istiyorum. Sesin frekanslarıyla oynayacağız ve görelim neler olacak. <laughs> İntensite olarak yani yoğunluk olarak dikkat ederseniz parçalar kuvvetleniyor. Aynısı volume fader'da olacak mı? Bir inceleyelim. Dikkat ederseniz biz volume faderle oynadığımız zaman e, bu intensitede hiçbir değişiklik olmadı. Yani parçaların çok yoğunluğunda hiçbir değişiklik olmadı. Yani envelope faderın bu yüzden güzel bir özelliği var böyle. Volume faderına gelirsek e, buradaki ses dalgasına bir dikkat edelim arkadaşlar. Nasıl tersine çevirdiğini görüyorsunuzdur. bu şekilde e, bunları size anlatabileceğimi düşünüyorum. Diğerleri fazla kafanıza karıştırmasın. Burada sadece auto gain knob'ımız e, nabımız var. Altında da velocity mapping yapabiliyoruz. Yani e, velocity to volume mapping yapabiliyoruz buradan. Velocity attack ile mapping yapabiliyoruz ve release ile meti, mapping yapabiliyoruz. Yani velocity hem sesin atağını, release'ini, volume'unu vesaire kontrol edebilecek mi? Bunu buradan mapping'ini yapabiliyoruz. Hemen altına geçelim. Burada arkadaşlar blur e, kontrolümüz var. Blur yani enteresan bir efekt. Adı üstünde bulanıklık tarzı bir efekt elde etmemizi sağlar bizim. Bu, bunu iki şekilde ayırmışlar. Daha doğrusu bu efekti iki şekilde uyguluyoruz. Sesin hem başlangıcına hem sonuna ekliyoruz diye düşünebilirsiniz. Attack ve release gibi düşünebilirsiniz. Bunun yanında harmonic blur ekleyebiliyoruz. Ve bize top ve bottom'dan iki tane kontrol veriyor. Yani sesin üstünü ve altını blur ekleyebiliyoruz. Yani bunu high ve low olarak düşünebilirsiniz. Dinleyelim bakalım yani nasıl bir şeymiş. Burada sesin wave formuna e, ee, olanları zaten aklınıza bir şey oturtmuş olmanız lazım. Bunun yanında arkadaşlar tremolo kontrolümüz var. Tremolo'yu zaten hepimiz biliyoruzdur. Stereo efektimiz derinliği arttırarak o stereo efektinin yoğunluğunu arttırıyoruz. Speed'ini arttırarak hızını arttırıyoruz. Ve Gap kontrolü ile bu sesin sağ ve soldaki konumları arasındaki boşluğu ayarlayabiliyoruz. Burada Sweet spot yani o güzel noktayı kendi kulağınıza göre bulabilirsiniz. Bakın böyle oldukça ortalarda bir yerde oldu. Kulaklıkla dinlemeniz lazım bunu güzel anlayabilmek için. Bakın şimdi aradaki boşluğu arttırdık. Çok fazla o efekti baskın şekilde duyabiliyoruz. Şimdi hazır buradan başladık. Ben devam etmek istiyorum. Altta Prism kontrolümüz var. Prism. Hatta Prism ile Harmonizer'ı beraber işleyelim. Şimdi arkadaşlar ikisi de sesin harmonikleri üzerinde ee, güzel etkiler yapar. Peki bu güzel etkiler nedir? Bir tanesi harmonikleri klonlar. Bir tanesi de harmonikleri inharmonike çevirir. Harmonikleri klonlayanlar mantıken Harmonizer modülümüz buradaki. Harmonikleri inharmonik hale getiren ise arkadaş, arkadaşlar Prism modülümüz. Detaylarına fazla takılmamıza gerek yok. Sadece dinleyelim ve görelim. Yani buraya gördüğünüz gibi e, harmoniklerimizi inharmonik hale güzel bir şekilde getirdi. İki çeşit mod var. Dinleyerek aralarında bir seçim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi inharmonik ekliyor. Bunun dışında arkadaşlar e, Prizm'le biraz e, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, yüksek harmonikler oldukça daha fazla Prizm olsun veya ters olsun gibi. Yani fazla detay seçeneklerimiz var. Bunun da kulağınızı kullanmanızda fayda var. Bazen işin tekliğinden ziyade nasıl duyulduğu daha önemlidir sound design'da. Şimdi Harmonizer'a geçelim. Bu Size söylediğim gibi inharmonik hale getiriyordu. Şimdi bakalım harmonikleri kullanırsak ne olur. Güzel. Sesin harmonisi zenginleşti bu. Bu işin genişliğini arttırabiliriz. Kullanılacak harmoniklerin. de arttırırsak Tiz frekanslarda daha baskın bir ses daha baskın bir sonuç elde edebiliriz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim Klonlanan harmoniklere arkadaşlar yaptığını string knob'unu oynattığım zaman zaten görebiliyorsunuz <laughs> Fazla baskın hale getiriyor Yani bunun için yine sweet spot bulmak lazım Yani kulağınıza hoş gelen noktayı bulmak lazım Biraz yine kulakla yapılacak bir şey Şimdi gelelim shift ve gap kısmına. Arkadaşlar shift ve gap kısmı harmoniklerin nasıl kullanılacağını karar veriyor. Yani buradaki sayılar aklınızı karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar shift e, fundamental frekansımız ve birinci harmonik arasındaki eklenecek birinci harmonik arasındaki e, boşluk diyelim. O boşluğa karar veriyor. Bunu offset konumu ve step olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan step harmonik step'i temsil ediyor. Harmonik adımları temsil ediyor. Buradan kurcalayarak e, harmoniklerin nasıl ekleneceğini nasıl klonlayacağını buradan ayarlayabilirsiniz. Altında bir de gap var. Ondan bahsetmedim size. E, bu ise birinci e, harmonik ve üstündekiler arasındaki e, adımları kontrol ediyor. Ayrıca offset arkadaşlar oktav cinsinden aklınızı karıştırmasın. Step harmonik step'i temsil ediyor. Bunu biraz kurcalayarak e, harmonizer nasıl çalışacağına karar verebilirsiniz. Ve bu şekilde bu kısmı da bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buradan gidiyordum. Tekrardan oradan devam edelim bakalım. Pitch kısmına gelelim. Pitch adı üstünde arkadaşlar sesin pitch üzerine oynamamızı sağlıyor. Frekans üzerinden güzelce burada çok kolay bir şekilde oynayabiliyoruz. Veya sesi D tune yapabiliyoruz. Oldukça güzel bence. Gayet kullanışlı. Bunun dışında arkadaşlar vibrato ekleyebiliyoruz. Pitch modulation yani bakalım dinleyelim. Hemen. Tremolo gibi kontrolleri var. Benzer kontroller arkadaşlar. Bunun dışında burada envelope knob'ımız var arkadaşlar. Envelope knob'ı da aklınızı karıştırmaması gereken bir şey. Burada o da Envelope e, Modulator'ların seviyesini ayarlıyordu. Ancak yine kulağınızı kullanacaksınız ve fazla takılmamız gereken bir şey diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu kısmı bitirdik gibi duruyor. Bir tek Ligato kaldı. Ligato'yu da aşağıya geçtiğini anlatabilirdim. Ancak yine de ondan da bahsedeyim. Ligato'yu zaten biliyorum. Şimdi üst üste notalara bastığım zaman aralarda bir kayma vesaire yok. Şimdi ben legato'yu açarsam arkadaşlar. Dikkat ederseniz notalar arasında dik bir şekilde kaymaya başlıyor. Siz bunu değiştirebiliyorsunuz buradan. Bakın artık daha yumuşak bir kayış oluyor. Süresini değiştirebiliyorsunuz. Bakın oldukça uzattım mesela. Bu şekilde Ligato modunda değiştirebilirsiniz. Oldukça güzel bir e, seçenek sunmuşlar diye düşünüyorum ben. Ve bu şekilde e, enstrümanın üstündeki sol kısmı bitiriyoruz. Ve sağ kısma geçiyoruz. Sağ kısım biraz daha basit bence anlaması. Sağ kısımda sadece arkadaşlar filtremiz var. Filter için arkadaşlar... E, çeşitli seçeneklerimiz var. Bir e, resonance ayarlarımız var burada. Bir de filtre ayarlarımız var. Şimdi filtredeki isimlere çok takılmayın. E, mesela diyeceksiniz ki kardeşim burada birden fazla e, low pass var. Classic low pass var. Crude low pass var. Bunlar neyi temsil ediyor? Ben size göstereyim. Bu harmoru yapanlar cidden işin biraz show kısmında. Parametrik Equalizer 2'yi açalım buradan. Şimdi bunu oldukça kullanacağım ben size anlatırken. Arkadaşlar bu bizim low pass filtremiz olsun. Şimdi atıyorum adam der ki dik low pass der ve dik low pass bu şekilde olur. Yumuşak low pass diye bir isim koyar. Yumuşak low pass böyle olur. Veya böyle. Yani buradaki olay sadece low pass'in nasıl gerçekleştirileceği. Yani oradaki isimlere fazla takılmayın. Birçok çeşit low pass yapabilirsiniz. Biraz kulağınızı kullanacaksınız orada. Zaten bir süre sonra bunların ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Ee, bunun dışında phaser vesaire yani değişik çeşit filtre şekilleri yapabilirsiniz. Bu serum serumda da var mesela bu tarz şeyler. Ee, değişik filtre şekillere. Onların üzerinde de zaten gideceğiz ileride. Yani dediğim gibi kulağınızı kullanarak filtrelere öğrenebilirsiniz. Bunun dışında yani aşağıya baktığımız zaman aklımızı karıştıracak bir şey olmaması lazım. Bir envelope modulate, modulation için kontrolümüz var burada. Keyboard tracking yapabiliyoruz. Çokça bahsettim diğer videolarımda da. Hani notalara basıldıkça atıyorum düşük notalarda ve yüksek notalarda filtrenin açılıp kapanacağını ayarlıyoruz. Burada yüksek notalara basınca filtre açılıyor. Düşük notalara basınca kapanıyor gibi e, bandwidth yani genişliğini frek e, frekans gezdirebiliriz filtremizi. Yani bunların üzerinde durmaya bile gerek yok. Basit filtre kontrollerimiz. Oldukça eğlenceli. Şimdi burada e, Resonance kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar e, resonance için bu kadar fazla kontrolümüz var diyeceksiniz ki niye bu kadar fazla kontrolümüz var? Alt tarafı resonance yapacağız. Şimdi ben bunun mantığını size anlatayım. Burada parametrik equalizerımızı açalım. Arkadaşlar buraya e, bir tane peak eklendiğini düşünelim. Şu şekilde resonate etsin bu frekansı. Ama bunu bu resonance'ı ayrı düşünelim. Yani şuradaki Q gibi düşünelim. Ve bunu gezdirebildiğimizi düşünelim. Arkadaşlar bu P2 filter'ın dışına getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz Normalde zaten Harmor'da bunu çok daha iyi fark edeceğiz. Filter'ın dışını çıkardığımız zaman arkadaşlar e, bu Resonance burada bir ses üretemeyecektir. Yani e, buradaki Filter'ın alanın dışına çıktığı zaman mantıken yani buradaki ses filterlandığı için burada bir ses üretemeyecektir. Bunun için kendi kendine bu frekans aralığında ses üretmesi için bize e, Self-Oscillation özelliği veriyorlar. Kendi kendine oscillate edebiliyor sesini. Ona gezdirebiliyoruz, offsetini ayarlayabiliyoruz gibi gibi çok yaratıcı seçenekler bize sunmuşlar. Yani buradaki olay sadece bu. İşte self oscillation, offsetini ayarlayabiliyoruz, gelişi resonance vesaire vesaire. Yani bunlara fazla üzerinde durmaya bile gerek yok. Sadece normal bir resonance kontrolümüz var burada. Şeklini seçebilirsiniz vesaire. E Ayner Massive'de olduğu gibi serial veya paralel bağlayabilirsiniz e, filtrelarımızı çünkü iki tane filtremiz var burada. Hatta kendi filtre şeklinizi bile yaratabilirsiniz. Mesela sağ tıklarsanız buradaki şekle kendi filtre şeklinizi oluşturursunuz yani. Şu an tamamen sallıyorum. Sadece ekstrem ayarlar yaparak size göstermek için. Yani bunun gibi kontrollerimiz var arkadaşlar. Oldukça basit bir şey yine. Fazla üzerinde, üzerinde durmak istemiyorum çünkü filtrelardan bahsediyoruz şu an. Filtreler hakkında bilgi sahibi değilseniz ee, tekrardan üzerine vurduğum gibi filtreler filtrelerden bahsedeceğimiz videolu serilerimizi takip edin arkadaşlar. Şimdi Aşağıya gelelim. Burada basit filtre tarzı bir kontrolümüz var. Leadlerimizi vesaire kolayca plug haline çevirebiliyoruz bu kontrol sayesinde. Şimdi burada plug kontrolümüz var. Bu bu arada sesle fazla oynadık biz. Default preset'e çevireyim. Ayrıca burada çok fazla preset'i var. Ee, Presynthesis için presetleri var, tutorial presetleri vesaire. Enstrümanı öğrenmenizi kolaylaştıracak presetler kategorize hale getirmiş bir şekilde mevcut. Şimdi konu dışına çıkmadan devam edelim. Plak işledik. Buradaki sadece kontrol e, blur'daki e, dikeyin yerini değiştiriyor arkadaşlar. O önemli bir şey değil diye düşünüyorum. Eğer e, kullanıyorsanız blur bir açıp kapayıp nasıl bir etki yaptığına bakabilirsiniz eğer istiyorsanız. Ayrıca dikkat ederseniz sonra atladım burada. bitirmeden önce bir Unison'a geçeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi e, burada Phaser var arkadaşlar. Phaser de size tanıdık gelmiştir. Frekans alanında gezinen e, Frequency Cancellation filter'ımız da bu. Bu filterın offset'i değiştirebiliyorduk, hızını değiştirebiliyorduk, ne kadar hızlı olacağını. Yine keyboard tracking yapabiliyorduk bunu. Ben de diyorum neden yüksek frekanslar duyulmuyor? Parametremiz, parametrik ekolayzerimiz açık kalmış burada. Heh, tam da e, istediğim etkiye ulaştım şu an Phaser'da. Çünkü Phaser'ı bu şekilde anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde Frequency Cancellation efektimizi yapıyor burada. <laughs> türünü de buradan değiştirebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar Ecolizer'ımız ee, var. Ecolizer'a sağ tıklayıp buradan kendi Ecolizer şeklinizi oluşturabilirsiniz. Ve üst kısım tamamen bitti arkadaşlar. Bir tek Unison kaldı. Unison'u da hatta ben efektlerle beraber işleyeyim. Hazır Unison'a geldik. Her şeyi bıraktık. Unison'a geldik. Yunus 10'da arkadaşlar bizim chorus efektimiz, chorus tarzı, chorus tarzı bir efektimiz. Şese voice ekliyorsunuz. CP yüklenme e, önleme amaçlı sınırlı şekilde. Yunus Unison şeklini değiştirebiliyorsunuz. Stereo separation arttırabilirsiniz. Arttırdığınız zaman daha stereo bir ses elde ediyoruz. DQ edebilirsiniz. Phase ile oynayabilirsiniz. Gibi kontrolümüz var. Basit bir unison kontrolü. Üstüne durmaya bile gerek yok. Efektlerle beraber de işleriz bunu. Burada arkadaşlar e, alternatif kontrolü var. Aslında asıl sebebi de buydu yani sona bırakmamın. Buradaki alternatif kontrolü e, alternatif polarity sağlar. bu burada polarity konusu açılmışken çok küçük polarity hakkında da bir şey demek istedim ben. Güzel bir kaynak buldum çünkü. Arkadaşlar sesin polaritesini incelersek mesela e, elimizde bir tane kick wave formu olsun. Burada da yazmış zaten. Dikkat ederseniz kick başlarken waveform ilk, ilk yukarı doğru gittiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar buna doğru polarity deniyor. Ancak bu ses dosyası aşağı doğru bu şekilde başlarsa out of polarity diyoruz arkadaşlar. Aşağıda da görebilirsiniz zaten neymiş? Stereo snare kaydıymış aşağı doğru gelerek başladığı zaman arkadaşlar out of polarity oluyor. Yani polarity e, hat, e, sorunları, hataları vesaire bu şekilde ele alınıyor. Burada da arkadaşlar alternatif polarity seçeneğimiz mevcut. Şimdi efektlere geçebiliriz buradan. E, çünkü unit order'daki bütün aşamaları bitirdik. Bunun dışında efekt order kaldı. Efekt sıralaması kaldı. Onu da kısaca işleyebiliriz sizle beraber. Basit şeyler çünkü digital signal processing biliyorsanız bunların hepsiyle ee, karşılaşmışsınızdır. Distortion plug e, şeyimiz var burada. Modülümüz var. Çok basit. Distortion ekleyebiliyorsunuz. Amount, wet oranı var. Filtre ekleyebiliyorsunuz. Gibi gibi. <laughs> Yani distortion oluşacak artefaktleri buradan kaldırabilirsiniz filter ile gibi güzel bir özellik. Unison'u sona bırakmıştım. Efekte beraber e, işleyecektim. Çünkü burada chorus kontrolümüz var arkadaşlar. Unison zaten chorus tarzı bir efekt yaratmamızı sağlıyordu. Buradan chorus da ekleyebilirsiniz. Bunu göstermek istiyordum sizlere. Yani çoğu yerde karşılaştığımız basit efektlerimiz var. Basit Digital Signal Processing efektlerimiz. Delay mevcut. <laughs> Filtreleyebiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Feedback yapabiliyoruz. Süresini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Delay süresini. Stereo Offset'ini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde çok güzel. Eee, delay'ler ekleyebiliyoruz. Stereo efekti yaratmak için tabi normal delay'imiz var, inverted ters delay'imiz var, ping pong delay'imiz var. Hani şu sağ ve sol kanala hızlı panning yapan. Reverb'imiz var yani bahsetmemeli gerek yok. <laughs> Çeşitli reverb çeşitlerimiz var klasik <laughs> vesaire. Yani bunlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü bilindik şeyler. Compression ekleyebiliyoruz. Limiting yapabiliyoruz gibi gibi. gibi basit şeyler arkadaşlar. Buradan envelop kısmına gelelim. Şimdi ben durmadan burayı kullandım. Burası nedir? Arkadaşlar burası çeşitli articulatorları vesaire kontrol ettiğimiz yer. Mesela buraya tıklayarak waveform'un harmonik seviyelerini kontrol edebiliriz. Ee, yani buraya sağ tıklayarak filter şeklini yönetebiliriz. Yani arkadaşlar e, mesela buraya da Articulator'ına geldim. Plug miktarını buradan ayarlayabiliriz. LFO'yu değiştirebiliriz. Equalizer'a sağ tıklarız. Equalizer'ı değiştirebiliriz. Yani burası bizim kısacası e, Articulator'ları değiştiğimiz yer. Yani her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Penning yapabiliyoruz. E, ADSR envelope'unu değiştirebiliyoruz. Equalizer'ını ayarlayabiliyoruz. Burası bizim her şey yaptığımız. yer. bu menüde kayboluyorsanız sadece sağ tıklayın. Edit Articulator deyin. Ve iş bitiyor arkadaşlar oldukça basit bir kısım. Yani fazla kafa yormanıza gerek yok buraya. Mesela envelope Edit Articulator dedim ve karşımıza EDSR Envelope geldi. Volume için Envelope kontrolü görebiliyoruz. Volume için Envelope kontrolü. Kısa atak yapalım. Short atak yapalım. Short release yapalım. Uzatalım release'i. Yani basit. Çok basit envelope kontrolü. Burada özel şaşalı bir şey gerçekleşmiyor. Sol kısımda part A ve B arasında geçiş yapabiliyoruz. Ee, velocity için kontrolümüz var burada. Mesela atıyorum arkadaşlar. Burayı açarsak velocity e, ile volume arasında bir mapping gerçekleşiyor. Yani velocity ile volume arasında. Mesela fazla velocity fazla volume gibi. Az velocity az volume gibi. Burada portamento modunu açabiliriz. Ligato göstermiştim. Ligato açabiliriz. Strumming özelliği var. Bunu gitar çalan arkadaşlarımız bilir. Hani notalar arasındaki delay olarak da düşünebilirsiniz bunu zaten. Bakın kor çalıyorum. Aralarda delay oluyor. Bunu gitar çalan arkadaşlar çokça rastlamıştır zaten. Bu ee, slayer Enstrümanında da var Studio'nun. sadece Chord çaldığınız zaman e, aralarda delay sağlıyor, sanki gitar çalıyormuş gibisi. Şimdi bunun yanında e, Modulation için XY kontrolümüz var, burada özel bir şey değil yani sadece Modulate etmenizi sağlıyor çeşitli şeyleri, bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Yanında Pre ve Post e, Fader'larımız var bu efektlerden önceki efektlerden sonraki bir de pitch kontrolümüz var. gibi tekrardan basit şeyler. Mesela eee enstrumentların en güzel özelliklerinden bir tanesi belki de en çok kullanılmasının sebebi image synthesis, image synthesis ve resynthesis arkadaşlar, resampling. Yani resampling yapabiliyoruz. Buraya ee, resim dosyası veya ses dosyası yükleyerek çok kolay bir şekilde manipüle edip kendi seslerinizi dizayn edebiliyorsunuz. Bu aslında çok başka bir alan. Synthesis videolarımızda bunlara oldukça fazla yer vereceğim zaten. Sadece ee, Armor'un da böyle bir özelliğe sahip olduğunu bilmeniz yeterlidir. Hatta hazır açmışken biraz göstereyim. Nereden başlayacağını seçiyorum. İşte... Scale'ini ayarlıyorum gibi gibi. Hızını ayarlıyorum. One shot mı olsun? Bu ee, resynthesis üzerinde ayrı video çekmek istiyorum çünkü çok 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 başka bir olay. E, bunun üzerinde çok fazla gidebiliriz. Ayrıca bu advanced tab'inde bunun için kontrolümüz var. E, generic veya high precision e, arasında seçebilirsiniz. Generic kalmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, 255 partial mı 516 partial mı nasıl yapacağını seçiyorsunuz resynthesis'ın. Generic kal, zaman daha iyi sonuçlar elde ediyorum ben. Mesela bunu mid side de yapabilirsiniz arkadaşlar. A kısmına mid, B kısmına side sesi eklersiniz ve mid side olarak kullanırsınız. Oldukça yaratıcı. Oldukça yaratıcı bir şey. Buradan denoise yaparsınız. Eğer o click sesini elde ediyorsanız click, de click yaparak buradan biraz ses, sesini atarını uzatırsınız. Dikkat <laughs> ederseniz başını yumuşatıyor. Delay ekleyebilirsiniz. Yani fazla önemli şeyler yok burada. Biraz fazla detay var. Sesin monofonik yapacaksanız nasıl olacak? Mesela, notaları aynı anda bastığınız zaman aynı notaları mı öldürecek yoksa bütün notaları mı öldürecek yoksa bütün notaları serbest mi bırakacak gibi monofonik seçeneklerimiz var. Yani aynı anda tuşlara basıldığı zaman. Mesela aynı anda şu an basamıyorum not, notalara. Kort çalamıyorum gibi düşünebilirsiniz. Basit monofonik kontrolümüz. Randomness her voice için mi olacak, her unison voice için mi olacak, bu da biraz fazla detay arkadaşlar. Randomness eklemeniz için size kontrol sağlıyor. İşte modulationları smooth edebilirsiniz gibi gibi biraz detay yani arkadaşlar. Aklınızı karıştırmak istemiyorum. Yani performans için burada seçeneklerimiz var. Mesela high perfect precision yaparsanız CPU yüklenme artar ama daha kaliteli ses elde edersiniz. High average şeklinde ayarlamışlar partial count ile e, üretilebilecek partial sayısını azaltabilirsiniz. Böylece CPU yüklenme azalır. Ayrıca bu low pass olarak da kullanabilirsiniz. Ben biraz kurcalarken hoşuma gitti. Aslında sesin kalitesi düşüyor mantıken. Yani parçaları kesiyor buradan. Ama low pass gibi de çalışabiliyor. Safety ise e, buradaki parçaların aralığına karar verebiliyorsunuz. Tamamen bunlar CPU yüklenmeyi azaltmak için HQ Rendering mutlaka açık kalmasını isterim ve Multi-Trading açık kalsın diye öneriyorum. Bu şekil güzel bir görüntüdür. Ama Perfect Precision CPU yüklenmeyi arttırabilir. Auto Gain modunu da buradan seçebilirsiniz. Bunlar Bunlar arkadaşlar kendiniz kurcalarak da görebilirsiniz zaten. Fazla önemli şeyler yok. Fazla detay şeyler var. Yani image line çok mu düşünmüş bunları koyarken diye düşünüyorum arada yani polyphonic release scaling vesaire yani enteresan şeyler. Neyse arkadaşlar image image veya wave yükleyerek buraya resynthesis yapabiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar şu an size öğrettiğim e, no çevirerek bu ses üzerinde de nasıl etkiler yaratabileceğinizi size gösteriyorum. Aynı normal waveform'dan sesimizi üretirken yaptıklarımızı buradaki şey için de uygulayabiliyoruz. <laughs> şekilde arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi sizler için neredeyse bütün notları çevirdim herhalde. Bu tamamen yaratıcılık işi. Ben çok güzel sesler elde etmiştim bu resynthesis te tekniğiyle. Yani dürüst konuşmak gerekirse buraya kapı gıcırtısını bile e kaydedip çok güzel <laughs> Melbourne Bounce sesleri elde edebilirsiniz. Tamamen e yaratı yaratıcılık işi. Ancak ben bu Resynthesis e, işi için ayrı videolar çekmeyi de düşünüyorum. Aklınız bir şeye takılırsa arkadaşlar mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz. Oldukça kapsamlı bir e, plugin ancak kafanızı yormamanızı istiyorum bazı şeyler üzerinde. Çünkü hepimiz mühendislik arka planına sahip olmayabiliriz. Bu açıklarınızı da zaten kapatacağız beraber. Üzerinde fazla açıklama yapılmayan birçok kontrol var. Kafanızı karıştırmasın gereksiz yere ancak oldukça fazla olanağı fazla olan bir plugin. E, prodüksiyonunuza oldukça fazla e, kuvvet katacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. O kadar uzun plugin ki yani bitti mi bitmedi mi diye düşünüyorum hala. Evet çoğu ekranı hatta tüm ekranları işledik. Armor üzerinden tekrardan yeni videolarım olacak arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Güzel bir şekilde işledik artık. Enstrümanı açtığınız zaman ve bu ekrana baktığınız zaman neyi ne işe yaradığını çok rahat bir şekilde anlıyor olmanız lazım. Her şey işledik. İleri seviye videolarım olacak. İşte image synthesis, resynthesis videolarım olacak. Resample yapacağız yani. E, filterlerle biraz belki bocalaşabiliriz. E, belki size sesin harmoniklerini vesaire öğretirken Fundamentals of Sound videolarında yani. Sesin temellerini size öğretirken e, Harmor'u kullanabilirim. Yani Harmor için henüz bir şey bitmiş değil arkadaşlar. Mix hiçbir şey bitmiş değil. Sizlerle beraber arkadaşlar yeni enstrüman videolarımızda tekrardan Harmor'la karşılaşabiliriz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bol şans arkadaşlar.